Naspor hoş geldiniz. İyi geceler diliyoruz. Transfer gecesi başladı. Birazcık yayın saatimiz sarktı. Çünkü Türkiye Kupası finali vardı. Uzatmalara giden karşılaşmada Sivasspor Kayserispor'u 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı ve UEFA Avrupa Ligi playoff'a katılmaya hak kazandı Rıza Hoca'nın öğrencileri. Tebrik ederiz Sivasspor'u. Çok güzel maç oldu ama. Çok güzel maç oldu. Burada tabii ki usta ayakların ön plana çıktı. Yani Gradel'in attığı golü görüyorsun. İnanılmaz yani, muazzam bir gol attı. Ne kadar büyük bir yıldız olduğunu hala ben ayaktayım mesajı verdiğini görüyoruz. İlhan'ın golü de çok güzeldi kafayla. İlhan Benzema golü dedin hakikaten ben öyle. Ben İlhan'a Trabzonspor maçı sonrasında şöyle bir şey söyledim. Dedim ki İlhan dedim finalde de gol atacaksın. Kayserispor kazansaydı bitmiştim o ayrı da. Tabii. Şey, yani sonra her maçtan önce arayabilirdi. Yani, İlhan'ı çok severim. Çok eskiden beri tanırım. Başka bir seviyedir. Ama olmadı. Hayırlısı olsun. Sivasspor için de çok sevindim. Çünkü dün de konuştuk bunu. Yani Sivasspor borçsuz bir kulüp. Geldiği günden beri Süper Lig'e büyük işler başarıyor Mecnun Yakmaz ve ekibi. Tebrik ediyorum hem Rıza Hoca'yı hem Mecnun Başkan'ı. Zannediyorum 13 veya 14 yıl sonra böyle bir başarı elde ettiler. Yolları açık olsun. Kayserispor için de peri masalı gibi bir sezondu. Hakikaten Türkiye Kupası mükemmel geçmişi sonunu yapamadılar ama yani bu sezon dönüp bakıldığında Sivasspor'un şampiyonluğu kadar Kayserispor'un yani dört büyüklerin üçünü elemesi de hatırlanacaktır. Belki bir karşılığını alamadı, kupa olarak taşlandıramadı ama yani hakikaten bu sezonun Türkiye Kupası serüveninde Kayserispor'u da çok ayrı bir yere koymak lazım. Kesinlikle öyle. Neyle başlayalım abi? Jesus'la. Jorge Jesus'la başlayalım peki. Abi Jesus bizim için önemli bir adam oldu. İki aydır Jesus ismini ya duyuyoruz. Ya şöyle Jesus gelmesi lazım artık. Yok, bence yani geldi. Ve gel, hayır bitti zaten iş. Hani onda değiliz. Bu arada ben Jesus'a gelmeden bir şey daha söyleyeceğim. Biz ne zaman başladık programı Berkaycığım? Ne zaman? Pazartesi. Pazartesi başladık. Pazartesi günkü ilk haberimiz neydi? Jesus'la ilgiliydi. Jesus sonra Beşiktaş'la ilgili bir haber verdik biz. Evet bir santrafor. Kimdi o santrafor? Kaysedo. Kaysedo. İlyas. Getirebilir misin o hazırsın daha öncekilerden Caicedo'nun? Dedik ki Caicedo Beşiktaş kulübüne önerildi. Beşiktaş kulübü de ilgileniyor. Bir gün sonraki sabah olan hikayeyi de anlattım. Evet. Dedim ki Beşiktaş kulübünden yetkili birisi aradı. Dedi ki bu Caicedo'yu nereden duydun? Dedim ki ben dedim niye sana kaynağımı söyleyeyim? O da bana dedi ki bunlar oldu yani birkaç gün geçti. Tabii bunlar birkaç gün geçtiği için anlatıyorum. O da dedi ki şöyle bir durum var. Biz Caicedo ile ilgilendik ama Ekvator Milli Takımı'na gidiyor. Gittikten sonra da Fulham'a imza alacak. Dedim ki ben de niye panik yapıyorsunuz o zaman? Ben anlaştı demedim. Mi? Sadece önerildi. Siz de ilgilendiniz. Buyurun Caicedo. Jordi Caicedo. Bu akşam da benim eski çalıştığım yer, çalışmaktan gurur duyduğum, hayatımın en güzel günlerinin geçtiği NTV Spor özel haber diye girdi. Jordi Caicedo ile Beşiktaş ilgileniyor diye. Beşiktaş ilgileniyor Caicedo ile. Caicedo çok önemli bir santrafor. Ve bugün akşam saatlerinde aslında biz hem Natspor Twitter hesabından hem de YouTube hesabından şöyle bir başlık attık. Dedik ki Valerian İsmail'in karar kıldığı santrafor kim? Caicedo'ydu. Aslında haberi vermiştik. Bugün detaylandıracaktık. Bugün yani detaylandıracaktık. Caicedo'yu istiyor. Caicedo istediği santrafor. Çünkü Buksa değil mi? Evet, yanlış söyledim. Adam Buksa. Buksa'nın maliyeti gerçekten çok yüksek. Caicedo daha uygun ve genç, daha çok Abubakar'a benziyor diyeyim. Oyun tarzı. Oyun tarzını Abubakar'a benzetiyorlar. Bir izleyicimiz düşük bütçeli Duvan Zapata demişti. Bravo yaşa o da var doğru. Sorduğumuzda hakikaten yani videolarından tabii 90 dakikasını izlemek lazım geldiği zaman. Kesinlikle öyle. Daha kesinlikle detaylı öyle fikrimiz olabilir ama önemli bir oyuncu. Mutlaka inceleyecektir genç scout arkadaşlarımız. Ama Caicedo iş yapar mı? 3 gündür izliyorum mutlaka yapar. Buksa da yapar. Buksa'ya da çok gol attırır Gezal. Kesinlikle. Ama Caicedo haberi buradan sevgili Övünç Özlem benim canım ciğerim kardeşim bir tane neden Övünç'üm neden falan yok be şaka yapıyorum ya yani versinler tabii ki yani de Caicedo ama haber doğru yani haber doğru yani %100 doğru bir haber bu şekilde Caicedo ile ilgileniyor Beşiktaş yani Fulham falan diyorlar da hani Mitrovic varken birinci santrafor zaten olamaz tabii imkanı ki yok böyle bir şeyin tabii ki ancak Mitrovic olay gidecek değil ki belki seni transfer edecekler ama bu iş böyle. Ardından da Beşiktaş'a geleceğiz sevgili İlyas.
Jorge Jesus'a dönelim. Jesus Jesus'la ilgili beklediği bir bombayı veriyorum. Buyur abi. Jesus salı günü İstanbul'a geliyor. Hemen şuraya yazıyorum. Yaz. Jesus pazartesi salı, günü pazartesi günü de açıklanıyor. Pazartesi günü açıklayabiliriz ipucunu zaten. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan. Salı günü de İstanbul'a gelmesi bekleniyor Jorge Jesus'un. Aynen öyle. Fenerbahçe camiasına da umarım hayırlısı olur. Bir tercih yaptı Fenerbahçe yönetimi. Bu noktada doğru veya yanlış bunu zaman gösterecek. Ama bence kağıdı, yani bence doğru tercih yaptı. Tabii başarılı başarısız o başka bir konu ama böyle bir sezonun ya bunu yapmasa neden yok. Yapmadı derlerdi yani. Tabii. Yani iki türlü başkan eleştirecek dedi ama hangisi sence daha çok eleştirilecekti? Tabii yani, İsmail Hoca ile devam edip başarısız İsmail Hoca daha çok eleştirecek. Şimdi ben mesela şunu görüyorum. Çok aklı selim insanlar var. Fenerbahçe camiasının özellikle sosyal medyadaki Fenerbahçe'de takip ettiğim çok kişi var ve nasıl sana söyleyeyim? Önde gelenlerin hepsiyle de muhabbetim var benim. Çok da severim. Evet. Yani işte isim söylemeyeyim şimdi ama hakikaten önde gelenleriyle birçoğunla diyaloğum olduğu için söyleyebilirim. Şöyle bir gerçek var. Hepsi şunu yazdılar. Çok güzel bir şey. İsmail Hoca, sen bizim Arap İsmail'imizsin. Sen bizim teknik direktörümüzsün. Bize ciddi bir başarı yakalattın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bu da çok güzel bir durum. Yani ve kalmasını da istediler bu arada yani. Kesinlikle. Hani başka bir pozisyonda. Ya kalması başka bir pozisyonda. O hoca kabul etmeyebilir onu. Aklı selim olanlar senin gibi düşündü aslında. Çünkü bir daha gelecek İsmail Hoca. Çok bariz bir şekilde belli bu. İsmail Hoca bir daha gelmenin aslında kapısını açık bıraktı. Bu gidişiyle. Bir şey oldu zaman kalmak için diretseydi olmazdı. Mesela örnek veriyorum sana. Şu anda sportif direktör yardımcı hoca olarak kalsa her zaman Jorge Jesus bir maçta kötü bile gitse İsmail Hoca geçsin denilecekti. Ama şimdi öyle bir şey yok. İsmail Hoca bir takıma gidecek. Ankara Gücü olur, Hatay olur. Bu ligde bir, çalışacak, kalacak kesinlikle yani. Kesinlikle çalışacak. Kesin. Artık bir alt lige düşmedi gibi bir durumu yok. Sivas Spor diye düşünüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü Rıza Hoca bugün bence bırakacak. Açıklaması gelir mi birazdan? Ben Rıza Hoca'nın bırakacağını düşünüyorum. Ama yani TAP'ta bırakacak. Sivas'ta çalıştı zaten İsmail Hoca daha önce. Lige çıkardı. Çalıştı. Onu da aynı şekilde önemli başarılara imza attı. Ciddi bir ilgi olacaktır Süper Lig takımlarından İsmail Hoca'ya. %100. O açıdan bence uzun bir süre ligde göreceğiz. Ama yani şöyle bir gerçek de var. Sayın Başkan Jesus'u getirmeseydi geçmiş olsundu yani. Kesinlikle öyle. Yani gerçek bu. 2,5 aydır Fenerbahçe'yi izleyen, raporlayan, bir transfer listesi sunan yabancı bir teknik adam. Belli ki zaten anlaşmış oluyorsunuz. Yoksa böyle bir çalışmanın içine zaten fikir almak, sadece fikir almak için girmeyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe bakalım Jesus'u neler yapacak. Bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Tabii. Alperen. Jesus'un Fenerbahçe'si 3 kulvarda da elinden geleni yapar mı yoksa tamamen lige mi odaklanır? Demiş. Evet, lig şampiyonluğu çok önemli Fenerbahçe için ama Jesus için Şampiyonlar Ligi de çok önemli. Kesinlikle öyle. Ben adını düşürtmek istemez. Tabii ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin orada yani gruplara kalmak çok zor. Evet, 3 tur geçmek ama kalmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Çünkü iyi başlamak sezona ne olursa olsun, moralli başlamak Fenerbahçe için çok önemli. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi 2. tur öneleme turunu geçerse lige de o moralle iyi bir giriş yapabilir. Yani oradan elendiği takdirde hadi hep beraber lige odaklanalım falan çok kolay olmayabilir Fenerbahçe için. Önündeki ilk maç çok önemli. Çok önemli. Jesus gibi bir teknik direktör de şüphesiz ki yakalamış olduğu, Portekiz'de yakalamış olduğu başarıların devamını Fenerbahçe gibi büyük bir camiada sürdürmek ister. Bunun devamını getirmek ister. Tabii ki. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde geçebildiği kadar tur geçip gruplara kalmak isteyecektir. Bu da bir yanılgı. Tabii ki Fenerbahçe'nin tabii önceliği şampiyonluk. Beraber ama götürmek çok zor. Onu da aynen kabul ediyorum. Yani bu tempoda ligle Avrupa'ya beraber götürmek zor ama ben Fenerbahçe'nin yani ona göre de bir kadro talep edeceğini düşünüyorum Jorge Jesus'un. Yani Jorge Jesus'u getiriyorsanız belli pozisyonlara kaliteli oyuncular almak durumundasınız. Fenerbahçe'nin mevcut kaliteli bir kadrosu var ama eklemeleri nasıl olacak? Tabii. İşte santrafor bir veya bence iki santrafor hatta gerekiyor Fenerbahçe'ye. Yani santrafor Charlotte olacak gibi duruyor ya şu anda. Şu anda en tepedeki tabii isim o gibi görünüyor. Yani tabii ki Seferovic çok önemli, çok ciddi bir aday. Bu da Jorge Jesus'la yakalamış olduğu çıkıştan dolayı aslında adı çok fazla geçiyor. Ama maliyetlere baktığımız zaman Charlotte daha avantajlı durumda. Bir de şu gerçek var, Charlotte ligimizi iyi biliyor.
Tabii canım, burada oynadı. Çok büyük başarılara imza attı. Ya orada benim kuşkulandıran şey şu Hakan abi. Evet, çok özel oyuncu. Hakikaten yaptıkları ortada, yapabilecekleri de ortada Alexander Sörloth'un, ama bir açıklaması vardı gittikten sonra. Yani Türkiye Ligi'nde hiçbir şey oynanmıyor. Taktik, kalite anlamında hiçbir şey kendinize katamıyorsunuz gibi bir açıklama yapmıştı. Çok haklı. O beni düşündürüyor. Yani istemeyerek mi geliyor, kariyerinde düşüş olarak mı görecek buraya tekrar dönmeyi? O konuda Fenerbahçe yönetiminde o zaman düşünüyordur. Bu minvalde sana bir soru soruyorum. Alexander Sörloth, Berkay değilsin. Tamam. Jorge Jesus'la çalışmak ister misin? Tabii Alexander Sörloth. Yani bir santrafor Jesus'la çalışmak çok ister. Yani hayatı boyunca soru santraforlara dokunmuş bir isim. Bak, soru bu kadar sana. Ya tabii o işte. Çok haklı giderken, çok çok haklı adam. Yani adam diyor ki Türkiye'de bir taktik yok, bir şey yok. Bu konularda %100 haklı. Ben kesinlikle Sörloth'a hak veriyorum. Ama işin diğer tarafına, artı kutubundan eksi kutubuna geç. Eksi kutubundayız şu anda. Diyorum ki sana, sen Alexander Sörloth'sun. Tabii. Çalışmak ister misin Jorge Jesus'la? Bitti. Kesinlikle. Olay bu kadar. Kesinlikle öyle. Hani daha fazla bunun cevabı yok. Daha fazla kurgulamanın anlamı yok. Yok yani. Yok. İşte Seferovic'e bunu yaptı, işte ötekine bunu yaptı, Joao Felix'e bunu yaptı. Değil. Jorge Jesus'la çalışmak ister misin? Şu anda Jorge Jesus'la çalışmak istemeyecek herhangi bir futbolcu yoktur. Tabii ki bu yani, Real Madrid, Barcelona'sı, Liverpool'u falan ayrı tutuyorum bunları. Yani birinci seviyede baş altı takımlar arasında. Baş altı takımlar arasında herkes çalışmak ister. %100 çalışmak çünkü ister. Çünkü her oyuncuya bir değer katmayı başarır. Belki Cavani bile çalışmak ister. Yani şimdi Cavani mesela Manchester United'dan serbest kalıyor. Diyecek ki son 3 senem veya son 2 senem. Diyecek ki Jorge Jesus'u arayacak. Alo, ben Jorge abin. Jorge abin. O maliyeti çok fazla. Cavani'nin. Yani işte. Ama şöyle bir şey fazla. Var. Hani bonservis elinde olur mu olur, ama bence direkt şey. Sörloth olacak gibi duruyor. Jesus bir açıklama demiş ki Sörloth Cardozo'ya benziyor demiş. O yüzden Sörloth'a daha yakın Fenerbahçe gibi bir yorum yapmış Burak Bey, Burak Kaplan. Fizik olarak benziyorlar hakikaten, ama daha farklı. Cardozo çok daha tek vuruşçuydu. O cezası çok içinde güzel. Yakaladığı zaman, foyan aldığı zaman çok önemli. Yani geçmiş olsun. %90 ihtimalle santra yapıyordu rakip takım. Aynen öyle. Müthiş bir golcüydü. Emre Tosun sormuş. Seneye Fener'in gol oranları sence ne olur? Maç başı en az 3 atar mı? İstenilen o saldırgan Fenerbahçe ruhunu yansıtır mı sahaya Jesus? Ben o ruhu yansıtacağını düşünüyorum ama tabii maç başı 3 gol gibi bir istatistiği bak şimdi bak. Yakalamak mümkün Furkan değil. Furkan Öztürk çok güzel bir şey yazmış. Hakan abi, şu Sherlock'u bir araştırsın. O da belki şarkıcı olmak istiyordur Talişka gibi. Her transfer dönemi yazılıyor ama gelmiyor. Yok, bu sefer gelir ya. Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe bence maliyetini karşılayıp alacak diye düşünüyorum ben. Yani öyle bir durum var şu anda. Trezeguet'i soran izleyicilerimiz var. Serhat Bey sormuş. Valla şöyle bir gerçek var. Trezeguet konusunda Başakşehir geri almayacak deniliyor. Döndü şu anda kulübüne. Aston Villa'ya geri döndü. Orada mutsuz oynayamıyor yani. Mutsuz olmasının nedeni oynayamaması. Bu da çok doğal bir şey. Çok normal. Olur mu? Olur. Bu ligde kim alırsa aslında Trezeguet'i çok önemli bir iş yapmış olur. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı sol ön pozisyonunda? Rossi de gidecekse, Rossi'yi isteyen çok fazla kulüp var. Başkan da açıkladı bunu. Ciddi bir piyasası var. Sen bunu yalnız ilk günden beri söylüyorsun. Evet. Hani Rossi'yi çok isteyen var, çok isteyen var, çok isteyen bence var. Bence gidecek. Ya bence o yüzden alındı. Ya ben, bana Rossi mi Trezeguet mi desem ben Trezeguet derim. Ben de Trezeguet derim. Yani. Ben de Trezeguet derim. Oyuncu özellikleri çok farklı. Tabi burada Jesus'un ne kullanacağı, hangi tarzda oyunu benimseyeceği önemli. Teknik direktörün. Bakalım. Ben bak, Halil Kemer ne yazmış? Şahsen ben şahsen istemiyorum demiş. Evet. Sörloth'u, çünkü Trabzonspor'dan bize gelen futbolcu yaramadı. Abdullah Ercan yaradı. O gün Temizkanoğlu yaradı. Oldu hatta Fenerbahçe'de. Başka? Novak Sosa son dönemde. Ali Kemal Denizci'yi siz hatırlamazsınız tabii ki yani. Ben artık bir ayağım çukurda olduğu için iyi hatırlıyorum. Egemen Korkmaz direkt Egemen, gelmedi belki ama. Egemen direkt gelmedi de en büyük başarılarda pay sahibi, Benfica'ya kafa golünü atan adam yani. Tabii. Bakma, büyük para kazandırdı Egemen'den. Tabii canım, Fenerbahçe'de çok önemli. Egemen'in çok değişik bir özelliği var. Kimseye röportaj vermedi biliyor musun? Ne Beşiktaş'ta oynarken ne Fenerbahçe'de oynarken. Çok ısrar ettim, vermedi mesela bana. Diğer gazetelere de vermedi. Bir İsmail abiyle otururken sohbet etti bizim İsmail'le. Hani orada da yarım ağız konuştu. İsmail abi şu maçla tanıştı. İsmail abi oradan selam olsun. Makara yapıyorum tabii ki. Hakikaten Marco Aurelio geldi. Marco geldi, evet. Marco büyük iş yaptı yani. Marco Fenerbahçe'nin ortası yani son buradan 25 sevgili yılında. O zamanki neydi adı? Halil Bey'e buradan selamlarımızı yolluyoruz. Muleka haberleri hakkında. Şimdi Muleka
3 milyon euroya serbest kalabiliyor. Evet. Böyle bir maddesi vardı. Kasımpaşa için mi var yoksa diğer kulüpler için mi var? Onu bilmiyorum. Ama Kasımpaşa alıp 3 milyon euroya bence alacak. Serkan abi onu bir güzel 6 milyon euroya okudur. Serkan abi çünkü sever bu işleri yapıyor. Zaten öyle abi, o potansiyeli bir yani. Oyuncuyu neyse verir, yani. Alırsınız yani. Tabii budur yani işin özü. Kar yapacaksınız. Ya Umut Bozoğ aldı mesela. Gol kralı oldu. 1.8 milyon euro. 1 milyon 800 bin euro. Aldı. Şimdi ne yapacak? Galatasaray istiyor diyorlar. Hop 4-5 milyon eurodan aslanlar gibi karda. Bu iş böyle yapılır. Kesinlikle. Bu iş böyle yapılır. Kimse kusura bakmasın. Yani Muleka da aynı şekilde. Jackson Muleka çok büyük kanat ve santrafor diyeyim. Kenarda oynuyor, önde kenarda oynuyor. Her yerde oynuyor. Çok başarılı bir futbolcu. Rakip stoperlerin hakikaten çok illallah edebileceği bir santrafor tipi Muleka. Çok da önemli. Bak, işler yaptı. 3 tane stopere sordum. 3 farklı takımda forma giyen stopere sordum. Dedim ki bu sezon sizi en çok zorlayan santrafor kimdi? Üçünden de aynı cevabı aldım. Söyle. Allah Allah. Düşünüyorum. Düşün. Muleka değil. 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 Bilen izleyicimiz yazsın be. Bilen, söylemiyorum hadi. Söylemiyorsun. Saat kaç? 46 geçiyor. 50 geçeye kadar yazsınlar. Vallahi bilsinler ya. 3 stoperde aynı cevabı verdi. Ligimizin 3 top stoperi hatta. 3 tane top stoperine sordum. Dedim ki bu sene sizi en fazla zorlayan santrafor kim? Cornelius. Ben izleyicilerimiz yapsın. Vakame, Balotelli. 9 numaradan bahsediyorsun ama hedef santrafor. 2 kişi bildi şu anda. 3 kişi oldu, 4 kişi oldu. Ya Mişi Batshuayi anladım. Evet. Abi 3'ü de Batshuayi. Zor ama o konuda haklı stoperler. Yani ya diyor ki yani bir santraforun yapması gereken en önemli şey gol atmaktır. Ama bu başka. Abi diyor tamam gol at, gol becerisi. Zaten onu da yapsaydı kısıtlı yani. Kısıtlı da. Abi diyor bir alıyor bizi diyor. Orta sahibi çekiyor diyor. Sırtında. Bir tek diyor Gezal kaçıyor diyor. Geçen sene diyor Larin'le kaçıyordu ve gol oluyordu diyor. Evet. Bu sefer tek taraflı olduğu için. Bu sefer diyor tek taraflı. Ya bu atam diyor öyle hareketli ki diyor. Gitmek zorundasın diyor. Onu oynamak zorundasın. Çapraza gidiyor. Orta sahaya geliyor. Defansa geliyor. Bir bakıyorsun arkam bomboş. Birebir de hareketleniyor. Diyor. Çok hareketli diyor. İnanılmaz tehlikeli adam diyor. Çok hakikaten. Gol vuruşları olsa şu anda ligde 40 gol olur diyen santrafor var, stoper var. Zaten Chelsea'den gelmezdi. Yani kiralık olarak göndermezlerdi. Gol vuruşunu hakikaten net yapsaydı yani. Yani. Ya Premier Lig seviyesinde bir kuvvet var. Yani bu ligimiz için zaten çok üst düzey. Premier Lig'de de tutunabilecek bir kuvvete sahip Batshuayi. Ama işte gol vuruşu noktasındaki istikrarsızlık sıkıntı. Kariyeri boyunca onun peşinden gelecek gibi görünüyor. Aynen öyle. Serdar Dursun demiş bir izleyicimiz. Abi Serdar Dursun kulakları için Serhat Akın diyordu ya. Kafa topuna kalkıp hakikaten kalkamıyormuş ya. Yani koordinasyonda ciddi bir problem var Serdar Dursun'un. Ama Fernando konusunda doğru mu demiş bir arkadaşımız. Fernando sezon başında dün de bunu söyledim. Fernando Alex Teixeira gelmeseydi Beşiktaş'a geliyordu. Devre arasında Antalya Spor'a gitti ve muazzam bir performans. Hakikaten çok iyi futbolcu. Çok 300 iyi bin futbolcu. Euro gibi bir bedeli var. Çok iyi futbolcu yani. Muhtemelen Antalya Spor alacaktır. Alması gerekiyor. Ya bu ligde kesin kalır. Büyük takım da bence görebilir. Ya Trabzonspor'da bir ilgilendi. Adana Demirspor demiş. Başkana bir sorarız. Onyekuru'nun geliyor olması demek Vargas'ın... Vargas zaten bir daha kiralayamayabilir. Yani daha kiralayamayacağı anlamına gelebilir. Oraya da bir tabii. Berat dede Eren Elmalı'yı sormuş. Eren Elmalı'nın bonservis ilgisi var ama bonservis çok yüksek. Takas formülü düşünülüyor diye duydum Kasımpaşa cephesinden. Bakalım önümüzdeki günlerde netleşecek. Eren Elmalı da bu senenin flash ismi Zabitser'i yazıyor ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar yapmayın kurban olayım. Zabitser. Barış Karadoğan yapma. Gabigol'ün talipleri arasında İtalya ve İspanya var. Bu yüzden Türkiye ihtimalinin çok az olduğunu söyledi. Çocuğun adını unuttum. Menajer. Yok değil ya. Bizim İspanya, Portekiz, Brezilya'ya çok hakim bir kardeşimiz var. O yazdı da. Trezeguet Beşiktaş olmaz. Beşiktaş o yükün altına giremez. Beşiktaş'ın transfer politikası birazcık daha yani... Bence Beşiktaş'ın isim... politikası yok. Çünkü ben bugün yönetim listesini gördüm. Seçim var önce. Bir ara yani Galatasaray'da bunu konuşuyoruz da Beşiktaş'ta da seçim var. Yani. Beşiktaş'ta seçimi Ahmet Nur Çebi o kadar geriye attı ki. Yani... Zaten kazandım. Tabii. Mesela şimdi Galatasaray seçimi Beşiktaş'tan yaklaşık 11 gün sonra. 11'inde veya 12'sinde. 11 Haziran. Hani Beşiktaş'ta seçim hiç ön plana gelemedi. Evet. Biz bugün gördük Ahmet Nur Çebi'nin listesini. Evet. Ben hayret ettim. Garipsedim. Ya Sercan'la bizim Beyin Sports'taki Güller oradaydı. Onları listeye yazmaması çok garip yani. Ben de ne diyeceğim diye gerçekten bekliyorum. Ben onları nasıl yazmamış listeye inanamadım. Başkanı tebrik ediyorum. Ya ben dedim ki bir ara Sercan o listeye yedek üye olarak falan girdi yani. Hani kimseyi bulamadı Sercan'ı sokacak.
gibi geldi bana yani. O kadar. Ama kesin yani kazanır Sayın Başkan. Ya kazanır da. Kazanır. Yani neyse kazanır. Konuşmayayım ben bu konuda. Ondan sonra çok başkan çok rahatsız oluyor çünkü benim konuşmalarımdan. Yani kazanacak yani. Gibi beni görünüyor. Beni hiç sevmediğini biliyorum. Ben başkana çok saygı duyuyorum ve seviyorum ama şöyle bir gerçek var. Daha kuvvetli bir liste bekliyordum. Gerçekten daha kuvvetli bir liste bekliyordum. Mesela çokça da eleştirildi taraftar tarafından yani bu yani son dönemde. Ama eleştirilmesi çok normal yani bu listenin. Bilmiyorum hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok bakalım seçimde nasıl bir sonuç çıkacak. Seçimden sonra da transferde hareketlilik yaşayacaktır muhakkak Beşiktaş takımı. Transferde de yaşayamaz. Hani Valerian İsmail'in geliyor bana. Yani şöyle bir hareketlilik hani Trezeguet ya Kayseri'yi alırlarsa bence büyük başarı. Kayseri zaten Cesson'u aldı. İşte Kayseri'yi koyacak. Ama, biraz daha genç oyunculara yönelecekmiş gibi hissediyorum. Ama Vida gitti mesela. Şimdi Vida önemli bir stoper. Tamam hataları var. Çok hata yaptı. İşte Serdar'la oynayacaksın orada artık. Serdar sözleşme yenilemeyecek. Bak bunu buraya yazıyorum. Ah. Kalmaz mı? Serdar Saatçi Beşiktaş'ta sözleşme yenilemeyecek. Bu lafımı unutma. O zaman stoper. Rıdvan Kasım Aralık gibi serbest kalacak. O zaman yani sözleşmesinin son 6 ayı. Elin Alman'ı gelip Rıdvan'ı alacak. Artık futbolda, profesyonellikte Berkay. Bu bizim evladımız, sözleşme uzatalım işte 1,5 milyon TL. Yok öyle bir şey. Bu evet. Çocuklar Avrupa'ya gitmek istiyor. Bırakın Rıdvan'a 6 milyon euro mu veriyorlar? Ömer Faruk Fenerbahçe ikna edememişti mesela. Edemedi. Ömer Faruk yani şu anda oynayamadı. O ayrı bir şey. Ayrı ama. Rıdvan'la mı oynayamayacak diye bir şey yok. Çünkü artık milli takım seviyesinde ve 6 milyon euro neden veriyorlar biliyor musun? Ülkemizdeki ekonomik durum nedeniyle veriyorlar. Adamlar da biliyor benim ülkemdeki hiçbir şey gizli kalmıyor ki dünyada. Tabii ki. Tabii ki. Alman diyor ki en fazla zaten 6 milyon euro verin. Zaten verecek bana bu oyuncu diyor. Verecek zaten. Verin. Rıdvan'ı verin. Yazık etmeyin çocuğa. Gerçekten verin. Ya işte uçuyorsunuz 10 milyon eurodan aşağı. Yok öyle bir şey işte. Öyle bir dünya yok artık. Kesin. Bremen Berk kaç paraya gitti Bayern Münih'e Ajax'tan? Adam aynen inanılmaz bir orta saha oyuncusu. Tabii ben hayranıyım yani. 15 veya 16 milyon evet. Euro'ya gitti. Hayranıyım. Ben de büyük hayranıyım. Yani şu anda Pogba'dan iyi oyuncu. Çok daha iyi oyuncu. Çok daha iyi oyuncu. Gerçekten öyle. Ben mesela hala şaşırıyorum yani. City Miti nasıl almadı yani bu çocuğu? Tamam Bayern Münih çok üst düzey bir kulüp de. Hani İngiltere'de görmek Premier isterim League, ben. Tabii. Liverpool'un orta sahasında görmek isterim. Thiago mu? Gravenberg mi? Bence Gravenberg yani. Thiago Alcantara mı? Evet. O olmadı. Thiago çok oldu. O da Bayern Münih'ten geldi yani oradan yok, şey. Yok Thiago çok oldu. Thiago Liverpool'un şu an. Şu an çok acayip Thiago. Ya tamam acayip de seneye ne olacağı belli olmaz ya. Ya tamam yani alınsın tekrar. Bizim oyunda ama bile 86 kartı Gravenberg 88 yapma. Kapat karta falan olmaz Thiago Alcantara. Benim kırmızı çizgimdir. Ya şöyle ben Bayern Münih'te izledim bu ne dedim ya. Thiago ya son maçta yaptığı asisti gördün mü şey? Asisti falan geç. Bu kadar mı rahat tek top oynarsın? Yok inanılmaz ya yani arkasında 3. ya bu nedir gibi abi? Aynısını bizim şey Serdar'a söyledim Fatih Demirel'ine. Ya böyle bir şey olamaz dedim. İlk izleyişim ama canlı gözle dedim bu neymiş ya? Thiago. Ya tık tık bir sakatlığı var. Ya eğer finalde oynamazsa her şeyi yaparsın. Çalım atar bayıltırsın. Sergen Yalçın çalımı yaparsın. Emre Belözoğlu gibi bir anda tık dönersin. Hani Hacı gibi, Alex gibi yaparsın, çalım yaparsın da tek pasta bayıltma be arkadaş ya. Tık. Yaklaştırmıyor seni yanından. Hep tık. Ne bu ya? Bir şey yap yani bir variyete yap bir yokla bir şeydir anladın mı yani? Yok abi adamın şöyle bir şey yok adam tık tık hep tık tık bayıltarak tık tık ama. Yok ya Emrecan yorumlarda Emrecan Fenerbahçe söylentisi duruyor mu? Hangi Emrecan? Olur mu canım? Bayağı Dortmund'daki. Olmaz yani öyle bir şey. Boateng'i Bayern Münih'in stoperi Boateng'i Beşiktaş'a yazmışlar mesela. Yok artık yani. Yani şimdi Serdar tutamayıp abi. Yani. O zaman bir de itma yani. Aynen öyle. Ya mesela Abdullah Avcı'nın gerçekten bir de hamlesi çok mantıklı ya. Çok takdir ettim biliyor musun? Ya Hugo çok iyi bir sol stoper. Vida çok iyi bir sağ stoper. Arkanda da çok iyi bir kalecim var. Bak, olacak mı transfer tabii bakalım. Ama bence olacak var gibi geliyor bana ya. Yani daha iyisini bulursa Trabzonspor belki yönelilebilir. Ama yani alternatif olarak tutması da önemli. Çok önemli ya. Bu adam Hırvatistan milli takımının stoperi. Tabii canım. Hırvatistan milli takımının neler yaptığını evet, biliyoruz yani. Çok fazla hata yaptı belki bu sezon ama sonuçta geç belli bir kariyere sahip. En fazla 5 transfer yapacağız demişti Ali Koç demiş Emre Tosun yayında. Sonra o cümlenin devamında 6 da olabilir dedi. Yani saydıktan sonra mevkileri 6'ya çıktı transfer. Yani en az 5 transfer 6 transfer olacakmış gibi görünüyor. Tabii sürpriz gidişler olmazsa. Sürpriz gidişlerden kastım tabii.
hani Min Jae'nin bir anda gitmesi, Zalai'nin Min Jae'nin beraber gittiği bir senaryoda muhakkak bir veya iki stoper alman lazım zaten. Abi Min Jae'yi tutarsa büyük iş. Yeni transfer gibi olur Min Jae'nin bu sezonda kalması. Ben Min Jae gibisini çok az izledim yani. Yok, kesinlikle öyle. Min Jae'nin kalması Fenerbahçe'nin yeni transferi gibi olur. Bir sene daha zaten ya, Thomas'ın yani. Her şeyi yani söylersin ama Pereira hakikaten muazzam bir iş yapmış ya bu adamı getirerek. Yani Miguel Crespo. Yani çok acayip bir şey. Ne olursa olsun Rossi'den de Fenerbahçe bence kar edecek. Tabii ya, %100 kar edecek ama hani her şeye geçtim. Kim Mijay'ı kazandırmak çok büyük işmiş ya. Premier Lig'den de ciddi bir ilgi var o dönemde. Crespo'ya benim gönül bağım var ya. Sen hep karşılaştın değil mi? Abi hep karşılaştım. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Adamcağız yemin ediyorum. Hani böyle biz mesela yurt dışına giderdik, tamam mı? Kamplara. İşte, kamplara giderdik. Mesela ben hep Övünç veya Fırat'la takılırdım. Gidiyorduk mesela, örnek hangi ülkeye örnek vereyim sana? Napoli'de mesela Övünç'le birlikte yürüyoruz böyle. Bakıyorsun etrafına, bakarsın ya işte nereye oturayım, ne yapayım? Yabancısın. İlk defa gitmişsin. Ha, ilk defa. Ya bizim Crespo da öyle, biliyor musun? Bizim Crespo. Vallahi çok seviyorum o çocuğu ya. Hep gariban gariban dolaşıyordu. Ben de kahve içer misin falan diyordum. Oturtuyordum falan. Yani böyle böyle bir çocuktur yani Crespo. Mesela Zayson çok enteresan bir huyu. Zayson sürekli ailesiyle geziyor ve sürekli sahilde gezer. Daha da bolsa yani sahilde. Bütün Fenerbahçe taraftarları mutlaka görmüştür. Hani karşılaşmıştır o, evet. İşte orada oturanlar işte sahilde. Suadiye, Caddebostan arasında mutlaka görmüşsündür. Ya yani Göztepe'ye onlar yürüyerek gider, ailesi, anne babası, işte eşi veya kız arkadaşı bilmiyorum. Hep beraber gezerler. Çok tatlı bir adamdır Zayis. Samuel'in yalnızlığını üzülüyorum ben. Samuel hep tek takılıyor. Ben onu hiç görmedim. Samuel hakikaten. O da caddede yakın bir yerde oturuyor. Mesela bizim şeyi Pereira'yı herkes şey diyebilir. Mesela o Matara vardır ya hep kenarda duran. Evet. Herkes kahve diyebiliyor ya. Kahve değil. Ihlamur galiba değil mi? Ihlamur. Ihlamur da değil aslında. Şöyle... Maça çayı bulamıyor. Maça çayı diye bir şey var. Bu Arjantinlilerin, Brezilyalıların içtiği maça çayı diye bir çay var. Brezilya'da rahat rahat buluyordur şimdi. Böyle değişik bir bardağı var böyle kamışı içinde olan. Ondan içiyorlar. Maça çayı bulamadığı zaman ıhlamur içiyordu Crespo, şey, evet. Vitor Pereira. Biliyorum ya, ben yapıyordum ıhlamurunu. Buradan selam olsun. Bir de gözlüklü bir yardımcısı vardı onun. Filip Almeida. Ha, Almeida işte. Caner'e beni vermiştik ya, o da işte biliyorsun benziyor. Filip Almeida. Samuel Müzminbeker demiş Emrah Bey. Bak Tümen Can Polat beni doğrulamış, demiş ki gördüm Caddebostan'da Zayis'le fotoğraf çektim, çok be. Vallahi öyle. Anasıyla babasıyla geziyor sürekli. Orada ulaşıyor. Samuel'i yalnızlığa terk etmeyeceğiz demiş Kahramanoğlu. Ya hakikaten üzülüyorum. Sosyal medyada da çokça gündem oldu. Hiç yani, görmedim ben ya. Ya tüm takım mesela beraber Samuel yalnız olmayı tercih ediyor. Yılbaşı resimleri paylaşmıştı Fenerbahçe abi, yabancı oyuncular. Samuel tek paylaştı falan böyle. Taraftar da bayağı üzülmüştü. Tabii hani yaş itibariyle de olsun, işte meslek olarak da birçok futbolcu görüyoruz. Bir futbolcu var, şey yapıyor. FIFA oynarken bile yalnız demişim. Geliyor mesela, kitap okuyor. Çoğu zaman kitap okuyan bir futbolcu var. İsmini vermeyeceğim. Geliyor mesela, diyor ki abi sessiz odaya geçebilir miyim diyor. Geçiyor, kitabını okuyor. Bir de bazen yanında şeyler getiriyor. Ebru sanatı yapan futbolcu var, biliyor musun? Bunu merak ettim. Gelişsin diye sana yayından sonra söylerim. Geliyor mesela, onları saatlerce böyle yapıyor. Çok enteresan. Allah Allah. Şeyleri olanlar var. Hobileri olanlar var. Kitap okuyanlar var. Cenk Kılıç'ın defalarca sorduğu soruyu artık geçelim abi. Galatasaray Trabzonspor'un hangi yıldızıyla temasa geçti? Yarın cuma. Yarın tatile çıkıyor. Vakeme ile anlaşamadı Trabzonspor. Hala bir cevap vermedi Trabzonspor'a. Ve Vakeme'ye bekle diyenler var Galatasaray camiasından. Seçimi bekle. Seçimi bekle diyenler var. Bak çok ciddiyim bu konuda. Bu net bir bilgi. Vakeme Galatasaray ile anlaşırsa kimse şaşırmaz. Zaten Trabzonspor'la anlaşamazsa Galatasaray, anlaşabilir. Bak anlaşamaz demiyorum. Ya Trabzonspor yarın imza atırsa şaşırmam. Ama anlaşamazsa Galatasaray'a gider, Fenerbahçe'ye değil. Galatasaray'dan kendisine çok çok ciddi bir talep var. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın da kanat rotasyonuna baktığımızda şu anda fersah fersah önünde. Yani Kerem Aktürkoğlu'nda gideceğini düşünürse. Mesela bir arkadaşımız yazmış. Cenk Kılıç yaşı 33 büyük fiyasko olur. Değil Cenk. Yani Kerem Aktürkoğlu gitti. Onu bir defa söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euroyu kasaya koyacak seçimlerden sonra ve ayrılacak Galatasaray'dan. O sol kanat mevkinde Ryan Babel'i mi istersin, Vakeme mi? Allah aşkına yani yapma Cenk. 33 diyorsun, senin seneye şampiyon olman lazım.
Bak Galatasaray da Avrupa Kupalarında. Ki kalitede, hücum noktasında kaliteden çok uzak bir yapısı vardı. Oyuncu kadrosu vardı Galatasaray'ın. Onu çok yukarıya çekebilecek bir isim Antonio Vakayeme. Sana çok rahat bir, tek başına 6-7 tane maç alabilen bir oyuncu. Trabzonspor'da neler yaptığı ortada. Yani o sakatlık problemini de ben çok yaşayacağını düşünmüyorum. Yani kaçırdı evet Trabzonspor'da maçlar ama birazcık daha kafa kafaya gitseydi yarış, Vakayeme fedakarlık yapıp oynardı. Puan farkından dolayı birazcık kendini riske etmediğini düşünüyorum. Yani bir haftada dönecekse iki haftada iyice garanti olsun. 3-4 haftada sahalara döndü. Hala çok önemli bir yıldız 33 yaşında olmasına rağmen. Kesinlikle öyle. 2 senede çok büyük katkı verir. Kesin öyle. Kesin verir. Yani şimdi bir de artık para kazanmak isteyecek Vakayeme. Tabii ki Trabzonspor'dan da kazanacak. Çok büyük saygım var. Yanlış anlaşılmasın. Hemen mesela burayı kesip koyacaklar ama yani şöyle, Trabzonspor'la görüşüyor ama diğer teklifleri de kabul ediyor. Burada Trabzonspor'u pazarlık olarak pazarlık konusu olarak kullanması da çok normal. Bir koz menajerin, tutmuyor koz olarak tabii. Ya bu bir gerçek. Bunu her futbolcu yapıyor. Ama anlaşamazsa Galatasaray'a giderse ben hiç şaşırmam. Çünkü çok ciddi bir talep var. Şimdi burada bence şöyle bakmak lazım. Erman abiyle konuştuk Fanzin Trabzonspor'da bu konuyu. Defalarca konuştuk hatta. Yani arada uçurum varsa Vakayeme'yi anlamak lazım. Yani Trabzonspor'un verdiğiyle başka bir takımın verdiği arasında 1,5-2 kat fark varsa anlamak lazım. Ama 50 bin euro, 100 bin euro, 200 bin euro gibi bir fark varsa ben zaten Vakayeme'nin Trabzon'da kalacağını düşünüyorum. Hani o 100 bin euro için yerini değiştirmez. Yani bildiği yerde Şampiyon Ligi oynayacak, ön elemesi oynayacak. Oradan ayrılmaz ama büyük fark varsa bilemem. Yeni gelen Galatasaray yönetimi de önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şekilde şampiyonluğa hazırlandığı sezon mutlaka bir karşılık vermek isteyecek. Bu tip transferlere mutlaka yönelecek. Özellikle Dursun Özbek cephesinin Vakayeme ile oldukça sıcak temas halinde olduğunu biliyorum. Ne olur bilmiyorum. Trabzonspor'a yarın sabah imzalarsa evet şaşırmam. Anda zaten ama böyle biter. Bir teklif var Vakayeme'ye. Evet, ya Galatasaray'da şimdi Dursun Özbek başkan seçilirse böyle bir transferle giriş yapmak ister. Çünkü hali hazırda bonservisi elinde bir Vakayeme, şampiyon olmuş bir Vakayeme kim istemez? Emre Bey demiş ki benim bildiğim var, Türkiye'de bir sene güzel oynayan bir futbolcuyu almayacaksın. Adam sana gelince eski performansından eser yok ama bu Vakayeme için geçerli değil. Hoş herhalde geldin. Çünkü Jormenlens. Ya çünkü bir sezonluk bir oyuncu değil Vakayeme. Yani sadece bu sezonu iyi oynamadı. Ondan önceki sezonda gayet iyi oynuyordu. Ondan önceki sezonda şampiyonluk yarışında Başakşehir'le Trabzonspor giderken önemli işler yapmıştı. Vakayeme istikrar noktasında da müthiş bir oyuncu. Kesinlikle öyle. Ben sana katılıyorum bu konuda. Baksana 323 maç 100 gol 77 asist yani. Ben bir su içeyim, benim dilim dönmüyor ya. Ne oldu bana? İnanılmaz bir hücum performansı. Konyaspor maçıydı yanlış hatırlamıyorsam bu sezon ikinci golde. Yani 7 tane Konyalı oyuncu başına üşüştü. Topu kaptırmadı, çalımladı. Pası çıkardı. Golü attırmıştı. Golü kim attı hatırlamıyorum ama sezonun asistlerinden bir tanesiydi. Visca attı. Visca attı değil mi? Tabii. Evet, uzak hemen kalenin altı pasın içinden vurmuştum. Bizi Hollanda'dan Semih kardeşim izliyormuş. Selam Hasan var. Kılıç'la birlikte, Samsun Spor'la Hasan Kılıç'la birlikte bizi izliyorlarmış. Buradan selamlarımız selamlar olsun. Gaffur bana mesaj atıyor içeriden. Ne diye abi? İlyas. Ne diye? Abi onaylarsan gireriz diye tweet atacakmış. Gir. Onayladı. Canlı yayında onayladı arkadaşlar. Canlı yayında onayladım. Daha ne yapayım sana ya? Fenerbahçe'de kendini bulması gereken çok futbolcu var. Jesus umarım bunu başarır demiş. Bir izleyicimiz Volker and Datte Bayo nickname'li. Yani şu anda performansı kötü olan, onlardan bir performans artı değer elde edebileceği oyuncuları düşünecek olursak, eğer gidiş raporu vermezse Pelkas mesela onlardan bir tanesi. Yani Pelkas'ı farklı bir seviyeye çekebilir Jorge Jesus. Sonuçta işte Mesut Ozan'ı görmek isteyecek. Futbolcuyla bir takas olacak mı? Ozan yani Mesut kalırsa Ozan da kalsın. Zaten kampa bir kere gidecek kampta mi? Görmek isteyecektir hoca. Yani görmeden ben bunları istemiyorum demeyecektir.
O açıdan orada da kendilerini gösterirse bu oyuncular, yani Mesut'u biraz daha ayrı tutmak lazım tabii. Mesut öyle kendini ispatlayacak, kendini göstermeye çalışacak bir oyuncu değil. Ama Jorge Jesus bence hepsinden faydalanmak isteyecektir. Çok, mesela çok dönecek oyuncular var. Max Meyer falan da dönüyor şimdi, kampa gelecek. Çok ya, fazla da bir oyuncu kabul kullanmadı. Kullanmamış. Oyuncu havuzu çok genişleyecek. Onu da daraltmak bir yandan gerekiyor Fenerbahçe'de. Yani şöyle bir gerçeğimiz var. Hakikaten kadro çok geniş. Ki Bursa Spor'a kiralık verdiği bir kardeşimiz daha var, İsmail. İsmail'di değil mi? Yani çok kiralık verdi. İsmail çok çalış. Çok. Ama İsmail'in bonservisini Bursa almış olabilir. Bak, yok, almadı. Kiralık dönüyor. O zaman çok çalış da dönüyor İsmail'de. Yok, pardon, İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Adana Demirspor'da geçen sene. Adana Demirspor'da 5-6 maç oynadı. Nasıl iyi? Bursa Spor'da bir türlü ya, olmayınca olmuyor mesela. Çok iyi orta saha oyuncusu çocuk. Çokça duydum ben de çok iyi oyuncu olduğunu onun, ama Fenerbahçe'de de kendini henüz gösteremedi. Trezeguet'i konuştuk. Sevgili Ener Valencia. Yani şu anda herkes pusuda bekliyor Trezeguet için. Acaba alabilir miyiz, katabilir miyiz? Vallahi biraz önce, az önce söylediklerim Vakeme için mesela Dursun Başkan'ın alması gerekiyor böyle bir isim. Ya da Trezeguet de olabilir o isim. Trezeguet de olabilir o isim. Mesela Vakeme'yi aldığı anda Trezeguet'i Ali Koç'un alması lazım Sayın Başkan'ın. Rossi giderse. Rossi giderse tabii. Çünkü şampiyon olmak istiyorsan böyle futbolculara ihtiyacın var. Ya futbol iyi futbolcuyla oynanır. Bu kadar ve basit. Çok da keyifli öyle izlemek. Ya ben mesela, izlemek. Şimdi bak, genç yaşlı diyoruz ya. Beni satmayın demiş Ener Valencia. Güzel espri. Ya geçen gün Anderson Talişka yazmışlar ya. Ben, ben geldim hoş şarkı söylüyorum diye. Gördüm. Balotelli mantıklı olmaz mı Fenerbahçe için diyor Burak Kemal. Yok, Balotelli olmaz. Balotelli olmaz. İstanbul'da, yok, Fenerbahçe'de. Olmaz. Balotelli Adana. Çok iyi bir sezon geçirdi Adana'da. Adana Demirspor'da mutlu abi. Hiç dokunmayın ona şimdi. Burada Fenerbahçe'ye gitsin derim. Başkan şimdi Twitter'dan bir yalanlar, hop linç. Yok, bir de Adana Demirspor'luyuz. Yani çok da seviyoruz. Gerek yok. Başkan bağlanacak zaten bize. Evet. O yüzden hani hiç girmeyelim o tarafa. Biz, bizi topa sokmayın. Halil Akpınar Fenerbahçe için olur mu demiş Selahattin Bey. Bence alternatif olarak 4 büyük takımda da kadro derinliği açısından önemli bir oyuncu Halil Akpınar. Kanat rotasyonunda belli maçlarda kullanabileceğiniz bir isim. Geçen her gün bu haberi de verdim. 4 büyük kulüpte istiyor. Fakat Göztepe'nin vereceği karar çok önemli burada. İsteyeceği bonservis çok önemli Halil Akpınar'la ilgili. Çok sorun çıkarmayacaklardır Halil'e. Yani bir atlı düştü Göztepe. Orada yani bu kadar emek vermiş bir futbolcuya yolunu açacaklardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve önemli bir alternatif olabilir Fenerbahçe için de. Kesin tabii. Yani sağ ön alternatifi sol önde de yeri geldiğinde kullanılabilir. Benim en merak ettiğim Fenerbahçe'de Jesus, eğer tabii son dakika pürüz çıkmazsa gelecek dedik. İrfan'ı nerede kullanacak? Çok merak ediyorum. Abi 8'de kullansın. Yani, yani hep onu bekliyoruz. İrfan Can 8 numara 8'de ya, oynasın İrfan diye. İrfan yeter ki oynasın, ben büyük hayranıyım. Bak, ben de öyle. İrfan çok önemli, yani yetenekli bir oyuncu. Mesela insanlar kızıyor. Bana diyorlar ki Beşiktaşlısın nasıl İrfan? Ne alakası var abi? Ben i̇yi futbol severim abi. Mi? Çok iyi futbolcu hem de. Hani normal standartlarda izlediğimiz futbolcu değil. Mesela Arda Güler olağanüstü üst düzey futbolcu. Arda da var. Ama İrfan da üst düzey futbolcu ya. Arda olağanüstü yani. Hani ona yetenek, Allah'ın nazarından. Arda'ya sürekli dua eden bir adamım abi. Ya izleyeyim adamı yani. Başka Allah kaza bela vermesin de izleyelim. Çok başkasın abicim sen. Çocuk yani. Allah sana zeval vermesin. İnanılmaz bir mesela iyisin. Furkan Korkmaz demiş ki İrfan en rahat 10 numarada oynar. Bence 8 oynar yani. Bence 8 yani. Bir geride. Çok da severim. Merkez orta çok sahada. Çok çocuktur ya. Çok önemli oyuncu. Yani iyidir yani. Yani sohbetim de vardır, şeyim de vardır. Ben İrfan'ı çok ayrı severim. İnşallah daha iyisi olsun. Ben İrfan'ı izlerken çok keyif alıyorum. Ya, topu sol ayağına aldığı zaman bir kere kaybetmesi çok zor oluyor. Son dönemde de formunu çok ciddi şekilde attırdı. Müthiş işler yapabilir. Potansiyeli çok yüksek. Sadece o sakatlık konusunda birazcık daha dikkat etmesi lazım. Çok sık sakatlanmaya başlamıştı. Son dönemde birazcık attı onun üzerinden ama istikrarlı bir sezona ihtiyacı var İrfan'ın. Yani 30 maçı, 34 maçın 30'unu, 32'sini oynadığı bir İrfan'da sezona ihtiyacı var. İrfan'ın sorunu sana söyleyeyim mi? İrfan'ın rakipler çok büyük ve iyi bir futbolcu olduğunu bildiği için temaslı çok tekme atıyorlar. Çok temaslı oynuyorlar şimdi çocukla. O, yani haklı olarak İrfan daha buna alışamadı. Onu kabul edecek etmek zorunda. Çünkü İrfan yani neden buna alışamadı biliyor musun? Fenerbahçe'de bu daha çok oluyor. Tabii. Başakşehir'de daha azdı. Fenerbahçe'ye gelince konsantrasyon seviyesi çok daha yüksek çünkü kesinlikle rakiplerin öyle. Fenerbahçe ile oynarken. Kesinlikle öyle. O yüzden İrfan'a bu arada Selçuk İnan ve Hatay Spor görüşüyor. Selçuk'un biliyorsun memleketi.
Selçuk İnan her an Hatay Spor Teknik Direktörü olabilir. Onu da söyleyeyim. Selçuk İnan Hatay Spor Teknik Direktörü erken değil mi daha ya? Yani bir yerden başlamak lazım ya ama. Ya, ona bakarsan şey de için de erken değil. Nuri için de yani erken için diyebiliriz. Doğru. Ama tabii yani çok büyük teknik direktörlerle çalıştı. Sonuçta Selçuk İnan da Fatih Terim'le çalışmış bir tabii yardımcı antrenördü ve üst düzey bir kaptandı. İnşallah olur, inşallah tutar. Bizim böyle teknik direktörlere ihtiyacımız var. Yeni nesil hocaların her zaman Mustafa hocamın ellerinden öperim. Mustafa hocam yanlış anlama, ondan sonra fırça atıyorsun. Sen ayrısın benim için. Ferdi Crespo Göbek'te daha sağlam ikili olmaz mı demiş. Sana ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Mustafa hoca dedim ya, çok büyük teknik direktörsün diye. Beşiktaş'ın iki kupa aldığı sezon var ya. 2008-2009. Antalya'da 14 gün kamp yaptık. Berkay. Sahaya beni koysa oynardım. Ya ben böyle... Devre arası kampından bahsediyor zaten. Hayır. Gençler Birliği, Fenerbahçe, ardından Ankara Gücü. Zaten Gençler Birliği maçıyla başlamıştı serüven. Aynen. Bu serüvende Ankara'da kaldık, İzmir'e gittik geldik. Takımla birlikte. Fenerbahçe'yi kupada Beşiktaş eledi, kupayı kazandı. Bak orada beni sahaya sürseydi, Övünç'ü sahaya sürseydi biz oynardık. Bak çok net söylüyorum sana. Bunu motivasyon açısından mı söylüyorsun? Motivasyon açısından ben böyle bir şey görmedim. Ya mesela iş yerinde beni öyle motive etseler herhalde şuradaki şu kartonları falan ısırırsın yani. Yayın yapacağım diye. Ya Mustafa bir de nasıl rahat konuşuyor biliyor musun? Dehşet verici bir şey. Ben bu kadar psikolojisini bu kadar iyi... Bu kadar tabii. Psikolojiden anlayan bir teknik adam hiç görmedim. Bak Lucescu da çok iyidir, Fatih Hoca da çok iyidir ama Mustafa Hoca ile hani birebir çalıştığım için bir de sürekli yanlarındasın. Görüyorsun, duyuyorsun. İnanılmaz bir şey ya. Bambaşka bir teknik adamdır. O konularda o sezon herkesten katkı aldı. Tabii Yusuf Ernst transferleri Beşiktaş'ı devre arasında büyük bir... Yusuf abi kulakları çınlasın. Eskişehir maçına Yusuf abi basına açık olan yarım saatlik bölümde antrenmana çıkardı. Sadece bu kadar söylüyorum. Sonrası yok. Ama maça çıkıp sana maçı alıyordu. Ya bir Galatasaray maçı oynadı, bir Eskişehir maçı oynadı deplasmanda. Galatasaray'ı geç. Eskişehir maçında. Çizgide Holoskoy attırdı galiba. Ya ne yapıyorsun doğaya? Ya doğa da insan Yusuf abi. Doğa da insan dedim. Bir de o zamanlar küçüğüz hani dayak yiyoruz abi onlarla yani bildiğin. 5 kere geçti. Yusuf abi ne yaptın dedim mesela. Ya hadi lan dedi. Yani kafamıza vurup geçiştirdi. 5 kere çalım attı arka arkaya. Yani ama işte bak izlemeyen izleyicimiz varsa başka bir şey yani. Ne olur bulun izleyin. Holoskoy'a da Holoskoy orada golü atmadı. Holoskoy çarptırdı yani. Çarptı. Yusuf abi anladın mı? Yani Yusuf abi deyince 2-0'lık Eskişehir Beşiktaş maçı Beşiktaş'ın kazandığı 2008-2009 sezonunda. Bir de bu eski futbolcularda şöyle bir şey var. Bu adamlar teknik direktör olunca da takımla birlikte mesela hani çift kalede 10 saniye duruyorlar. Tabii yani 10 saniye. Sergen Yalçın ve Yusuf Şimşek'ten bahsediyorum. Yusuf Şimşek'in teknik direktör bir takım isim vermeyeceğim Karagümrük. Abi antrenmanda geldik. 3 futbolcu çalınmadı. Mehmet Battal'ı çıkardı. Böyle işte böyle arkadaşlar. Ya abi öyle nasıl yapsın işte. Senin yaptığını? Öyle Allah aşkına Yusuf abi. Sen duruyorsun, yürüyorsun, çalım atıyorsun. O adam nasıl yapsın? 3. ligdesiniz ya. Sergen Yalçın Efecan'a demiş ya, Efecan Karaca Alanya Spor'da antrenmana gelmiyordu, bize de çok yükleme yapıyor dedi Efecan Sergen Hoca için. Sergen Hoca cevap vermiş, benim kadar yetenekli olursanız antrenmanın tamam az yapalım ama siz öyle bir yetenek yoksun. Ama buradan selamlar olsun, Ceyhun'u acayip severim. Ozan Tufan Alanya Spor'da oynuyor. Hoca Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Hoca diyor ki, bak diyor Ozan topu al, dön dikini oyna, dön dikini oyna, dön dikini oyna. Ozan en iyi yaptığı iş aslında o. Ama şimdi Ozan öyle körelmiş ki tabii. Onu bile unutmuş oraya geldiğinde. Tamam hocam diyor, alıyor dönüyor, alıyor dönüyor. Ceyhun böyle yaptı. Gülselam. Ceyhun Gülselam böyle yaptı. Hocam ben ne yapayım? Sen Ozan'a verdin. Abi ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin ki abi? Oyuncusunu tanıyor. Ya bir futbolcuya son olarak bunu da anlatayım. Bir futbolcuya şöyle yaptı. Hocam dedi işte dedi, şu teknik direktör bizimle 1,5 saat konuşuyor. Şu teknik direktör işte sabah bir geliyor analiz yapıyor. Bütün günümüz analizle geçiyor. Sonra akşam 5'te antrenmana çıkıyoruz. Ama dedi sen dedi 5 dakika dedi. Bizi dedi orta sahada toplayıp anlatıyorsun dedi. Sergen hocam dedi. Sen dedi neden uzun toplantı yapmıyorsun dedi. Böyle yaptı ya. Sana ne anlatayım ki dedi. Haksız çok, mı? Çok ağır olmuş ama. Ama haklı yani. Ben dedi sana ne anlatayım. Ama buna kızamıyorsun. Senin zaten o kadar yani. Buna da kızamıyorsun. Kızamıyorsun yani, çok haklı. Evet. Ya Adem Raiç free kick atma yarışmasına girdi ilk geldiği sene ya. Ben gözümle gördüm. Adem sen ne yapıyorsun? Adem, tamam sen. O da atabiliyor da. Fiorentina'sın ama. Yani niye giriyorsun ki o topa? Girmeyeceksin. 15 dakikada bitmiştir o çünkü yarışma. Çünkü teste girdiğin zaman bu adamın posteri varsa bir duracaksın arkadaş. Frik atıyor yani o posteri. Ya, Sümer Metin ne diyor? Ben yan rollüm diyor yani. Tabii.
Tabii. Hani 100. yılda o golü atmak attıran için beni diyor yan rol yaptı adam diyor. Pası hızlı. Oraya at. Ya işte düşün hani bu adamın hikayesini bilmen lazım. Neyse devam edelim. Atilla Zalay'a satılacak mı demiş Bilal Bey. Yani Atilla Zalay'ın formu düştü. O prime döneminde çok daha ciddi ilgiler vardı. Ama kim Minje'yi tutarsa Fenerbahçe Zalay'ın gitmesine izin verebilir. Minje giderse orada Zalay'ın kalması daha muhtemel gibi görünüyor. İkisini birden göndermek istemeyebilir Fenerbahçe yönetimi. Bence satmaması gerekiyor. Yani bir tanesi en azından kalması gerekiyor. Şampiyonluk isteniyorsa ya bence Atilla Zalay duracak. Ya Kim Minje'ye çok ciddi teklif gelir Berkay ya. Gelecek canım, çok belli gelecek. Yani çok net gelir. Yani bunun hani ben Everton değil diye düşünüyorum gideceği takım. Ya çok daha büyüğüne layık bir futbolcu ya. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ya çok bakalım. Ciddiyim. Everton tamam Premier Lig'in hani kalbur üstü takımlarından iyi takımlarından ama mesela Kim Minje'ye ne olur? Tottenham olur. Van Dijk'la birlikte Liverpool her takım yan yana ya. Oynasın abi mesela. Ben orada her takıma yakıştırıyorum. Çok yetenekli çünkü bir stoper yani. Yani hem yetenekli, topla çıkabilen, zaten savunma anlamında neredeyse hiç eksiği olmayan bir oyuncu. Bakalım kariyeri nasıl şekillenecek Kim Minje'nin. Abi ağzına sağlık. Bitirmeyelim daha, 5 dakika daha gidelim ya. Daha bir tane daha haberimiz vardı çünkü. Peki bir dakika devam edelim, 5 dakika daha devam edelim. Dur bir dakika. Bir şey daha vardı, onu unuttum ben. Şimdi ona bakıyorum sürekli. Valencia demiş, Kenar Valencia. Hah, Oğuzhan bak Gaffur yazdı. Sağ olsun. Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ta dün veda etti. Evet abi. Allah yolunu açık etsin. Güzel hatıralar bıraktı. Beşiktaş taraftarı dünkü mesajdan sonra özellikle üzüldü. Bunda da hakkı var. Ama güzel veda edemedi sanki yani. Çok daha iyisini yapabilirdin Oğuzhan sen. Yani o yeteneklisin, kadife ayaklı bir futbolcusun. Ciddi anlamda sen bu ülkenin en iyi belki de orta saha oyuncularından İrfan Can'la bir tanesisin. Ben İrfan Can'la Oğuzhan milli takımında orta sahayı hayal eden bir ismin. Ama sen hep geri gittin. Buradaki kabahati kendinde bulacaksın her şeyden önce. Kesinlikle öyle. Yani burada bir sezonu var yani, bir buçuk sezonu. Burada hiçbir hocanın, işte her hocaya mesela suçlayabilirsin. Ama en büyük kabahat senin. Çünkü sen tam en iyi olduğun noktada kendi kendini geriye düşürdün. Ben bilmem özel hayatın mıdır, başka nedenler midir, hoca mıdır falan ama düşürmemen gerekiyordu. Çok çok iyi bir futbolcusun çünkü. Yeteneklerine ihanet etti birazcık. Trabzonspor'la yazıyorlar ama Trabzonspor olmayacak Oğuzhan'a. Çünkü Oğuzhan gerçekten Trabzonlu bir futbolcu. Evet. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani koyu bir Trabzonlu. Trabzonsporlu demiyorum. Ya İyi bir Trabzon. Memleketi Trabzon. Babası Muzaffer abi, buradan çok selamlar olsun. Dünyanın en iyi insanıdır. Başım üstünde her zaman yeri vardır. Ama orada oynayamaz Oğuzhan. Çünkü onun orta saha... Şimdi Abdülkadir. Abdülkadir mesela 36. dakikada oyundan çıkıp gözyaşları tutmuştu ya. Oğuzhan ülkeyi terk eder öyle bir şey olsa. Tabii. Çünkü Oğuzhan öyle bir Trabzonlu. Tabii. Abdülkadir'i toparlayabildiler ama Oğuzhan'ı toparlayamazlar. Onun için ben Trabzon'a gitmeyeceğini düşünüyorum. Feyenoord'la tekrar oraya yine dirsek teması halinde ben Hollanda'ya döneceğini umut ediyorum. Ve aldığım bilgiler bu yönde, Hollanda'ya dönecek. Türkiye'de de Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemiyor. Buna da saygım sonsuz. Trabzon'a giderse memleketimin takımı giderim. Her zaman oynamak isterim ama işler kötü giderse ben kaldıramam. Hem abi öyle. Psikolojisi var. Haklı. Kesinlikle. Sonuna kadar haklı. Çünkü gerçekten memleketini çok seviyor. Hep gönlünde ayrı bir yeri var. Ama profesyonellikle bu duygusallık arasındaki bağ çok... İşin o tarafı kesinlikle doğru. Zaten tabii duygusal tarafı var Trabzon'da oynamak. Duygusal anlamda belli bir yük yüklüyor oyunculara. Şimdi diğer saha içine bakacak olursak da o pozisyonda Trabzonspor'un inanılmaz alternatifi var. Var. Yani kadroda kendine yer edinmesi, dakika alması da çok kolay değil. Yani Siopis'inden, Berat'ından, Abdülkadir Ömür'ünden, işte Dorukhan'ından, Bakasetas'ına, Hamşi'ne kadar orada Oğuzhan'a sıra da gelmez diye düşünüyorum. Yani kariyer açısından, oynaması açısından da çok doğru bir tercih olmayabilir Trabzonspor Oğuzhan için. Kesinlikle öyle. Allah yolunu bahtını açık etsin. Açık etsin. Diyelim. Hakikaten inşallah iyisi olur. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Dur, yarın bizim Evren gidiyor. Batmazoğlu Futbol Masterlar turnuvası var Kıbrıs'ta. Sevgili Evren Göz yarın orada olacak. Çok önemli isimler var. Türk futbolunun
yetiştirdiği çok büyük yıldızlar, futbol bırakmış yıldızlar. Tugay abiyi izleyecekler, Oğuz Çetin'i izleyecekler, Yusuf abiyi izleyeceksiniz, Yusuf Şimşek'i izleyeceksiniz. Sevgili Şeniz Ulusoy yaptı, o da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, Evren'le benim organizasyonu. Kıbrıs gerçekten çok şanslı, umut ediyorum inşallah bu turnuvalar ülkemizde de olur, yarın başlıyor. Evren Göz, yorumcu orada da yorumcu, her yerde yorumcu ya bizim, kurum. Kurum. Oynayamıyor ayağında, ufak bir sakatlık var. Ya sakatlığı bir türlü geçmedi, 2,5 sene oldu. Sakatlığın geçmesini bekliyoruz, bir top oynayacağız, oynayamıyoruz. Bakalım neler olacak herhalde. Dekoru. Değil mi? O dekoru. Ya evde mi? İstemezse o... 15-16 yıldır tanıyorum. Ya bir dekor yani. Hani o... İstemezse... Belli ki o orada kendine güvenemiyor. Bakıyor şimdi karşısında Nihat var, Serhat vardı falan filan. Hani olmaz o iş dedi. Tamam mı? Ben güvenemiyorum dedi. Ayağım sakat. Çünkü biz çok yaptık. Bu yalanlar hep vardır yani. Futbol yalanları vardır. Mesela bakıyorsun karşı rakip çok kuvvetli. Ay ayağım... Çekiyor. Bir ayak bileği falan ağrıyor. Ya aslında benim aşil kopmuştu falan filan. Hep bunlar bilindik yalanlar olduğu için... Ağzına sağlık abi. Bu gece noktaladık. Vallahi bitmeseydi. Yarın gece ya, yine artık tabii bu gece oldu. 12'yi geçti saat. Geçtik 12'yi. Geçtik. 23'te maç için bu sezon. Sivas Spor tekrar tebrik edelim. Yarım Sivas saat aksatmıştık yayının saatini. Aynen. 23'te tekrar birlikte olmak dileğiyle herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.